Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kab radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyurmuştur. Allah Teala lem yekunillezine keferu suresini sana okumamı bana emretti. Beyyine suresi. Übey bin Kab Kurra'dan alim bir sahabi. Kur'an-ı Kerim'i okuması çok iyi biliyor. Kıraatı çok iyi. Çok iyi biliyor. fıkı çok iyi biliyor. Peygamberimiz de onu hoca yapmış. Medine'ye gelen heyetlere ders veriyor, Kur'an öğretiyor. Kur'an'la alakası çok olduğu için Cenab-ı Hak da ona lütuf olarak e, Peygamberimize diyor ki Ey Muhammed Beyyine suresini, Lem Yekünlezen suresini Übey bin Kâb'a oku. Übey bin Kâb şaşırıyor tabi. allah Teala benim ismimi andı mı? dedi. Yani kullarımı oku der. Sen de, ben de sen kullardan biriyim. Okursun ama Özellikle Allah Teala Übey bin Kâb diye ismimi zikretti mi sana ya Resulallah? Şimdi bunu düşünelim. Herkes kendisini düşünsün. Cenab-ı Hak işte bizi e, ismimizi anarak Peygamberine, işte Murat Kaya'ya, Beyine suresini oku demiş olsa böyle bir şey de Efendimiz'e bildirse ne yaparız? Titreriz değil mi? Yani bu sevinçten, heyecandan Yüce Rabbimiz'in ilgisine mazhar olmuşuz. Yüce Rabbimiz bizzat ismimizi anmış, zikretmiş. E yani nasıl muazzam bir duygu. Übey bin Kabe nasip olan, sahabe içerisinde nadir e, kimselere nasip olan bir şey. Yani isminin bizzat anılması. İşte Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın ismini açıkça anıyor Cenab-ı Hak. Bu şekilde Übey bin Kâbe'nin peki araştırılsa çok az daha çıkar. Çok olan bir şey değil. Cenab-ı Hak kullarına genel hitap ediyor. Böyle bir özel hitap çok büyük bir lütuf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Evet Allah Teala senin ismini anarak Übey bin Kâb'a Beyine suresini oku buyurdu. Übey bin Kâb çok duygulandı. Ağlamaya başladı. Normal zaten. Normal bir şey bu. Beklenen bir şey. E, bu, buna herkes duygulanır tabii ki. Ama işte Allah bu da Allah sevgisinden bir ağlama. Rabbim beni zikretmiş diye o sevgiden dolayı bir ağlama. Müslim'in bir başka rivayetinde Übey ağlamaya başladı ifadesi yer almaktadır. Übey ağlamaya başladı. Açıklamalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an-ı Kerim'i dört kişiden öğrenmelerini tavsiye etmişti. Bu dört sahabiden bir de Übey bin Kâb hazretlerdir. Çok güzel okuyan, sahabiler. Kâb, Übey bin Kâb Resulullah'tan sonraki dönemde kıraat ilminin imamı olarak hizmet vermiştir. Kıraat ilminin yani tabiine nakledilmesi, şekillenmesine büyük bir hizmet olmuştur. Allah Teala'nın Beyine Suresini Übey bin Kâb'a okumasını Peygamber Efendimiz'den istemesi, kuşkusuz, şüphesiz Übey için fevkalade büyük bir şereftir. Onun Allah Teala benim adımı açıkça zikretti mi diye Hazreti Peygamber'e sorması, Peygamber Efendimiz'in verdiği haberden şüphelendiği için değil, Allah katında ismen anılma şerefine mazhar olduğunu bir iyice duymak istemesindendir. Yani hani genel bir ifade de olabilir. Kullarıma, ashabına oku diye. Efendimiz'e gider, sana okuma emret diye tek tek herkese bunu söyleyebilir. Böyle mi acaba? Yoksa benim ismime özel miyim? Özelse bunu artık tehdit için acaba ya yanlış duymuş olmayayım diye tekrar ya Resulullah benim ismimi özellikle zikretti mi? Diye bir tehdit için bir sevinçten, bir heyecandan tekrar ettiriliyor, soruluyor. Hani insan kendisine ulaştırılan bir müjdeli haber karşısında o haber getirenden asla şüphe etmemesine rağmen bir taraftan sahi mi diye sorar ve bir taraftan da sevincinden yerinde duramaz hoplar ya İşte onun gibi bir sorudur Hazreti Übey'in sorusu. Übey bin Kâbe sorusu. Yoksa Efendimiz'e güvenmediğinden değil. Nitekim aldığı müspet cevap karşısında sevincinden ağlamaya başladı. Ya da bu büyük şerefe layık olamama ve bu şerefi koruyamama endişesine kapıldı. Yani zirveler zordur. Zirvelerde durmak zordur. Tam zirveye çıkmışsın. Zirve haldesin Cenab-ı Hak. Senin ismini ya bunu kaybedersem ya bu halimi muhafaza edemezsem diye de bir endişe. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın hadisenin bir kul için gerçekten çok büyük bir bahtiyarlık olduğu ortadadır. Zaten Übey bin Kâb hazretlerinden başka herhangi bir sahabi de böylesi bir ilahi lütfa mazhar olamamıştır. Bu sebeple Hz. Ömer Übey bin Kâb'a pek hürmet eder ve kendisine Seyyidül Müslümin, Müslümanların efendisi diye hitap ederdi. Hz. Ömer de muazzam bir insan. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Herkesin hakkı neyse onu yerli yerine koyuyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e Beyine Suresini Hazreti Übey'e okumayı emretmekle onun Kur'an okumaya olan arzusunu mükafatlandırmış, ashab-ı kiramı da ondan Kur'an öğrenmeye teşvik etmiş olmaktır. Veya Übey gibi Kur'an'la meşgul olmaya teşvik etmiştir. Beyine Suresi Kur'an-ı Kerim'de 98. sure olup 8 ayettir tevhid, risalet, ihlas, namaz, zekat, kıyamet, ehli cehennem ve ehli cennet gibi dinin temel konularını ihtiva etmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz Übey bin Ka'b, Peygamber Efendimizin kendisine Kur'an okuyup dinlettiği yegane sahabidir. Sevinçten dolayı ağlamak caizdir. Yani Übey bin Kabı özel olarak Efendimiz okuduğu yegane sahabi. Bir insan sevinçten dolayı ağlayabilir. 3- Allah Teala tarafından ismen anılmış olmak büyük şeref ve büyük bir sorumluluktur. Dört Kur'an-ı Kerim'i ehlinden okuyup öğrenmek gerekir. Kur'an'ı güzel okuyanlara öğrenmek lazım. Übeyvin gibi Beş, Kur'an kıraatine önem veren hafızlara Kur'an okuyup dinletmek sünnettir. Bir okuyayım yanlışlarım var mı diye dinletmek. Ee, sünnet Efendimizin sünnetidir. Cenab-ı Hak bizlere de Kur'an'da çok meşgul olmayı ve böyle özel lütuflara mazhar olmayı nasip etsin inşallah kıymetli dinleyenler.